Merhabalar bugün 7 Ekim 2021 Perşembe Munstar TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu geçtiğimiz hafta yayınlanan bir uluslararası makaleyle gündeme gelmişti. Konuşuldu tartışıldı fakat daha önce de aslında bu konu gündeme geldi. Çünkü medyaya yansıyan bazı görüntüler vardı yurt içinde de konuşuldu. Özellikle sosyal medyada gündem oldu. Fakat bu kez mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunu gündeme getirdi. Bakın neden gündeme getirdi? Önce ona bakalım. Sonra üzerine biraz konuşacağız. Konu şöyle başladı aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasıyla başladı. O açıklama şöyleydi: biz yeni anayasa diyoruz. Birileri de çıkıyor. Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Bakın aslında bu söz CHP'ye veya CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ait bir söz değil sevgili seyirciler. Bu söz AKP'li İsmail Kahramana ait bir sözdü. Ne demişti? AKP'li İsmail Kahraman ilk dört madde değişebilir. Dindar anayasa olmalıdır. Bunun üzerine AKP'li ismin söylediğini Kemal Kılıçdaroğlu söylemiş gibi mecliste bunu gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu şöyle cevap verdi. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini talep ediyor. Erdoğan benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır hem de hemen. Gazeteci Bülent Mumay. Bakın olayın en dikkat çeken noktasına şöyle yaklaşmış. Bir yılda 440 milyon TL harcayan 25 katlı binada 800 kişi çalıştıran iletişim başkanlığımız var. Buna rağmen Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi değişsin diyen kişinin kendi elleriyle meclis başkanı yaptığı İsmail Kahraman olduğunu bilmiyor mu? Basket oynamaya devam demiş. Evet basket oynamaya devam vurgusu. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunu var mı makalesi biraz önce dediğim gibi uluslararası medyaya yansıyınca hemen o iletişim başkanlığı harekete geçmiş ve bir basketbol maçından Erdoğan'ın da sahada yer aldığı bir basket maçından kendi aralarında oynadıkları bir maçtan bazı görüntüler paylaşmışlardı. E, meslektaşımız Bülent Mumay da diyor ki siz basket oynamaya devam edin koca iletişim başkanlığı e, kim hazırlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metinlerini, konuşma metinlerini? Herhalde o OPROMTR'a bu ekip veriyor. Yüzlerce kişinin çalıştığı bir başkanlık var. İletişim Başkanlığı sevgili seyirciler. Peki onlar hata mı yaptılar acaba? İsmail Kahraman'ın söylediği sözleri Kılıçdaroğlu söylemiş gibi mi yazdılar? Veya ikinci ihtimal Erdoğan acaba orada doğru yazdığı halde yanlış bir ifadeyi mi görerek algılayarak konuştu. Bunun artık ne olduğunu bizim bilme ihtimalimiz yok. Eğer ilk ihtimalse ya birileri Erdoğan'a bir şekilde tuzak kurmaya devam ediyor onu bu şekilde göstermek için. Çünkü hatırlayın son bayramda Erdoğan bir bayram mesajı paylaşırken bir anda ekranda uyuya kalmıştı. Ve o görüntü servis edilmişti sevgili seyirciler. O zaman da benzer bir tartışma olmuştu. Acaba birileri saray içinde Erdoğan'a kumpas mı kuruyor şeklinde ve bakın bu adeta ikinci bir benzer kumpas oldu ve bir kere daha Erdoğan'ın sağlık durumu tartışılmaya devam ediliyor oldu. Şimdi bir başka gündemdeki önemli madde başlık sevgili seyirciler o da Büyük Adadaki, Büyük Ada iskelesindeki TÜGVA'nın kullandığı o alanla alakalı. Bakın çok ciddi bir mesele. Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'nın kullandığı Büyük Ada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Şimdi buraya kadar her şey çok net. TÜGVA kullanıyordu. Ama mahkeme bir karar verdi ve İBB'ye devredildi. Ne olması gerekiyor? Haliyle bir tahliye yani Tügvan'ın oradan çıkması gerekiyor. Tahliye işlemleri için iskeleye giden zabıta ekiplerine polis engel oldu ve arbede çıktı. Yaralanmalar oldu. Şimdi işte bu kısmı konuşalım. Yorum kısmına geçelim sevgili seyirciler. Çünkü burası gerçekten çok önemli. Öyle küçük bir olaymış gibi gözükse de değil. Şimdi iki gazeteci meslektaşımın e, aktardığını aktaracağım. Önce Nevşin Mengü. Büyükada iskelesinin üst katı önceki yönetim döneminde TÜGVA'ya kiralanmış. İBB Şubat 2020'de katın intifa sözleşmesine aykırı olarak üçüncü kişilere devredildiğini tespit ediyor ve dava açıyor. Dava İstanbul Büyükşehir Belediye lehine sonuçlanıyor. Diğer gazeteci Ali Can da bakın şöyle diyor. Polis Bilal Erdoğan için hukuksuzluğa kalkan oluyor. İstanbul Emniyet Müdürü iktidardan gelen bu kanunsuz emri neden uyguluyor diye sormuş. Ve bir başka gazeteci Yeliz Koray o da sorular soruyor. Mahkemenin TÜGVA'ya değil İBB'ye verdiği bir yeri ablukaya alan polis iskeleyi kime karşı koruyor? Adaletle siyasetin karşı karşıya gelmesi sizi hiç mi rahatsız etmiyor? Nerede bağımsız yargı? Neredesiniz diye soruyor gazeteci Yeliz Koray. Dedim ya bu öyle küçük bir olay değil sevgili seyirciler. Polisler saf tutmuşlar. Polisler kimin yanında saf tutmuşlar? Adeta Bilal Erdoğan'ın yanında saf tutuyorlar. Kime karşı? Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerine bir anlamda. Çünkü mahkeme bir karar veriyor. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni haklı görüyor. Ve yasal işlemler yapılıyor. Eğer burası bir hukuk devleti ise hukukun işlemesi gerekiyor. Fakat tam tersi oluyor polisler TÜGVA'nın yanında saf tutuyorlar ve mahkeme kararının uygulanmasını bir anlamda zorlaştırıyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Bu gerçekten çok büyük bir skandal sevgili seyirciler ve maalesef halen konu devam ediyor. Üstelik de TÜGVA o önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde 2500 TL gibi komik bir paraya o kocaman bina e, kiralanmış. Bugün e, İstanbul'da küçücük bir oda bile sevgili seyirciler, öğrenciler kalacak yer bulamıyorlar. 1000 TL'ye 900 TL'ye penceresi olmayan yerleri öğrencilere kiralıyorlar. Siz düşünün 2500 TL'ye e, oradaki büyük ada iskelesinin üst katı kiralanmış. Çok önemli bir gelişme. Bir kere daha altını çizerek vurguluyorum. Orada polisin o tavrı Gerçekten e, tarihe geçecek olaylardan biridir bu anlamda. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildiğinde bir söz vermişti. İşte aslında o sözü yerine getiriyor. Ne demişti? Birilerinin aile vakıflarını güçlendirme dönemi bitecek demişti. Şimdi ne diyor? Bitirdik diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ee, geçmişte bazı vakıflara e, tüm masraflarını karşılayarak yurt imkanı vererek o vakıfların gençlerimize hizmet etmesini nasıl hizmet ettiği ile ilgili benim hiçbir bilgim yok. Hizmet etmesini sağlıyorlardı. Şimdi ise biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yurtlarımızı açıyoruz ve hizmet ediyoruz. Yani düşünsenize 16 milyonluk bir kentte 1 milyon 200 bine yakın üniversite gencinin olduğu bir şehirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurt yatak sayısı sıfırdı. Sıfır. Yani bunun sebebine işte o bahsettiğiniz isimde olan vakıflara veya derneklere böyle imkan sağlanıyordu. Artık böyle bir kapısı yok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yurtları var. Açmaya devam edecek. Sizlerin Az önce ismini verdiğiniz veya benzeri vakıfların yurt imkanları veya yurtlarda verilen imkanlar, eğitimlerle ilgili bir bilginiz, bir şeffaflık var mı? Kamuoyunun bir bilgisi var mı? Ben bilmiyorum. Yani benim bir bilgim yok. Ee, bir yönlendirme var mı? Onu da bilmiyorum. Ama burası devletin yurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamuya ait bir yurt. Vakfa ihtiyacı yok ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz bu yolda devam ediyoruz. Geçmiş geçmişte kaldı. Ee, o günler bitti, ee, o günler bitmeye devam edecek. Onun için kurumlarımızı güçlendireceğiz. Devletimizin kurumlarını. Birilerinin aile vakıflarını ya da akraba vakıflarını değil. Geçtiğimiz haftanın bir diğer önemli gelişmesi de neydi sevgili seyirciler? 6 Muhalefet Partisi'nin parlamenter sisteme dönüş için güç birliği yapmasıydı. Görüşmeler devam ediyor. O altı parti yol haritasını belirledi. 2023 seçimlerine güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle gitmeye hazırlanan 6 muhalefet partisi bu konudaki ilkeleri belirlemek ve ortak bir metin hazırlamak için mecliste 3. kez bir araya geldi. Ayrı ayrı öneriler hazırlayan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin hukukçu genel başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem için Yapılması öngörülen konu başlıkları netleştirildi. Güçlü parlamento, tarafsız cumhurbaşkanı, bağımsız ve tarafsız yargı başlıklarıyla ilgili düzenlemeler için yol haritası belirlendi. BBC Türkçe'nin haberine göre, olağanüstü bir durum olmaması halinde çalışmalar tamamlanana kadar salı günleri düzenli olarak bir araya gelinecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir market alışverişi yapmış. Sonrasında da fiyatlar çok uygun demişti sevgili seyirciler. Bakın Erdoğan o ıvır zıvıra ne kadar para harcamış. Fiyatlar gayet uygun diyen Tayyip Erdoğan o açıklamayı yaptığı market alışverişi sırasında 1002 lira para ödemiş. Basına yansıdı. Yani bu şu demek. Bu ülkedeki milyonlarca işçinin, emekçinin, Asgari ücretle yaşayan insanın aldığı maaştan en kötü koşullardaki en kirasını çıkartıp geriye kalan parayı Tayyip Erdoğan bir saatlik market alışverişinde harcamış. Vatandaşına bunu reva görüyor ama diyor ki fiyatlar uygun. Pandora belgeleri saçıldı ortalığa biliyorsunuz sevgili seyirciler. Hem Türkiye içinden isimler var, e, yurt dışından elbette bilinen isimler var ama... Her zaman olduğu gibi yine Türkiye'de bu konu neredeyse hiç konuşulmadı. Yokmuş gibi davranıldı. Oysa oysa saray müteahhiti de yine o belgelerden çıkmıştı. Kamu projelerinden elde ettiği karın bir kısmını vergi cennetlerine aktardığı iddia edilen Rönesans 4 yılda 3 milyar TL'lik kamu ihalesi almış. Rönesans Holding yalnızca BOTAŞ'la 2,5 milyar TL'lik sözleşmeye imza attı deniyor bir günün haberinde. Biliyorsunuz o Pandora belgelerinde e, Rönesans'la ilgili bir hesaba, o hesap açıklanmıyor. Bir hesaba e, 105 milyon dolarlık da bir bağış, bağışın da altını çizelim bağış yaptığı ortaya çıkmıştı. Kime gitmiş? Gizli bir hesap bu. Kimin hesabı? Belki önümüzdeki günlerde o da netleşir, ortaya çıkar. Gerçi ne oluyor bunlar ortaya çıktığında? Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Renaissance Holding dediğiniz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarayını da yapan şirket. Daha birçok kamu binası ihalesi de bu şirkete verilmişti. Bakın sadece 4 yılda 3 milyar TL'lik de yine kamu ihalesi aldığı ortaya çıkıyor. Buna rağmen vergi cennetlerine para kaçırıyorlar sevgili seyirciler. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine Munster TV'de günün ikinci yayını Türkiye saatiyle 17'de Tarık Toros'la manşet olacak. Onu da kaçırmayın. Hoşçakalın.